Merhaba sevgili Tamedir takipçileri. Elimde görmüş olduğunuz kocaman ekranlı ama bir taraftan da ince tasarıma sahip, premium hissettiren bu laptop yeni Huawei MateBook D16. 2024 model D16 serisini bir anlatmak lazım. Huawei'de biliyorsunuz işte 16 var, 16S var, D16 var. D16 16 inç ekranlı büyük premium hissiyata sahip olan ama ürün grubu içinde de uygun fiyata sahip olan bir laptop modeli arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Çokça da tavsiye ediyorum bu bilgisayarı. Hemen o zaman anlatmaya başlayayım. MacBook D16 tam 16 inç ve 2.5K çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip. Bu ekranın en boy oranı da 16'ya 9 değil, 16'ya 10. Dolayısıyla size yukarıdan aşağı biraz daha pay kalıyor. Bu da işte internette gezinirken ya da çok ekranla bir şeyler yaparken size aşağı doğru biraz daha fırsat tanıyor. Özellikle kodcular bunu daha çok sevecekler örneğin. Ben de 16'ya 10 ekranları daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bu ekran aynı zamanda sRGB'nin %100'ünü destekliyor. Yani ekran 2.5K çözünürlüğe falan bakması çok keyifli. Tabii ki göz koruma sertifikaları var. Mavi ışık engelleme vesaire. Yani ekranı çok güzel arkadaşlar. Çözünürlüğün yüksek olması 16 inçte 2.5K gerçekten güzel bir deneyim sunuyor size. Her şeyi keskin bir şekilde okuyabiliyorsunuz ya da görebiliyorsunuz. Onun dışında en sevdiğim özelliklerinden birisi 16 inç olmasına rağmen hafif bir bilgisayar. 1.72 kilogram ağırlığında. Kalınlığı da 17 milimetre. Yani düşündüğünüz zaman ince ve hafif bir bilgisayar. 16 inç bir laptopu düşündüğünüzde. Bunlar güzel artıları. Bu seride klavye aydınlatması çok eskiden yoktu ama son dönemde de var. Bir önceki modelde de vardı. Burada güzel bir klavye var. Numaratik bir klavye. Aynı zamanda arkadan aydınlatmalı ve yazma hissi gerçekten güzel. Genel olarak şöyle baktığınız zaman kasası zaten çok derli toplu. Giriş çıkışlara değinmek lazım. Cihazın sol tarafında bir tane Type-C portu var. Bir tane Tip A USB portu var. HDMI portu ve stereo jack girişi var. Sağ tarafında bir tane, sadece bir tane Tip A girişi var. Yani düşündüğünüz zaman eksi olarak bunu söyleyebilirim. Yani önceki modellerde hatırlıyorum ben iki tane Type-C girişi vardı. Bence bu cihazda iki tane Type-C olmalıydı. Bir tane sağdan sağ taraflı olmalıydı. Ve ikisinden de şarj olmalıydı. Nereden takarsan tak. Güzel olabilirdi. Yani iki tane Type-C port olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü şarj ederken de bu portu kullanıyorsunuz. Dolayısıyla size port kalmıyor. Öyle bir durumu var kasayla ilgili. Genel olarak her şey harika ama bir tane daha Type-C portu ben aradım açık. Onun dışında performansa gelelim. Bu bilgisayarı farklı konfigürasyonlarda alabiliyorsunuz. i5'ini, i7'sini, i9'unu alabiliyorsunuz. Bendeki i9 olan model. Üzerinde 13. nesil Intel Core i9 13900H işlemcisi var. İşlemcinin grafik ünitesi Iris X sistemde de zaten bu kullanılıyor. 16 GB'lık RAM'i var ve 1 TB'da hafızası var arkadaşlar. NVMe SSD ile geliyor PCI Express slotunda. Yani düşündüğünüz zaman gündelik işlerinizi yapabileceğiniz performanslı bir bilgisayar. Tabii diğer versiyonlara da bakabilirsiniz ama bendeki i9. Bu sistemi alırsanız nasıl bir performans sağlıyor ya da kendi şu anki bilgisayarınızı ya da almak istediğiniz diğer bilgisayarların test sonuçlarıyla karşılaştırmanız için Cinebench 2024 test testine tabi tutum cihazı. Bu testi tamamladığında çoklu çekirdekte 703 puan aldı. Tekli çekirdekte de 108 puan aldı. Huawei'nin D16'sı i9 işlemcisiyle. Güzel puanlar arkadaşlar. Bunları dediğim gibi kendi almak istediğiniz diğer sistemlerle vesaire kıyaslayabilirsiniz. Bu performansı size sunarken asla elinizin altında yanan bir bilgisayar olmuyor. Genel olarak çok serin ve sessiz çalışıyor arkadaşlar. Onun dışında oyun oynatır mı derseniz bu oyun bilgisayarı değil. Üzerinde harici bir ekran birimi yok. Yani ekran kartı, grafik ünitesi yok. Düşündüğünüz zaman çok oyun için değil ama tabii ki basic oyunları oynayabilirsiniz. Orada tıkanmayacak. Bu daha çok kimler için diye soruyorsanız bence öğrenciler için harika bir bilgisayar. Excel'de vesaire bu tarz işler yapıyorsanız yine harika bir bilgisayar ofis işleri için. Uzun ömürlü olsun, yazma hissi iyi olsun, işte toplantılara giriyorum çıkıyorum, ekranı büyük olsun ama hafif olsun. İşte bunları D16'da bulabiliyorsunuz. O açıdan müşteri kitlesi bu şekilde. Yani düşündüğünüzde herkese hitap ediyor. Sadece gerçekten üst seviye performans arıyorsanız grafik ünitesine ihtiyacınız varsa orada size göre değil. Ama onun dışındaki tüm geri kalan kullanıcı kitlesine çok iyi hitap ediyor. İşte öğretmenseniz vesaire gayet iyi bir bilgisayar. Çünkü ekranı çok güzel. Bir şeyler okumak, uzun süre vakit geçirmek istiyorsanız göz yormayan güzel bir ekranı var. Performansı yeterli. Sessiz, sakin, klavyesi güzel, kasası güzel. O açıdan tavsiye ediyorum. Tabi üzerindeki kamerası da AI sistemine sahip. Hem gürültü engelleme yapabiliyor. Üzerinde iki tane mikrofon var. Hem işte kamerası daha iyi ışık algılıyor. Sizi takip edebiliyor vesaire. Güzel bir kamerası var. Tabi bir de Huawei markası biliyorsunuz.
biliyorsunuz bir ekosistem farkı size ekosistem sunabiliyor. Yani örneğin bu laptopunuzla beraber yanınıza bir tane de tablet aldınız. Hemen kablosuz bir şekilde çoklu ekran yapıp tabletin ekranını bilgisayarın ekranını çevirebiliyorsunuz. Size daha fazla çalışma alanı sunuyor. Bu tarz güzel yanları da var ya, işte kulaklığını takıyorsun hemen tanıyor. Böyle telefonunla dosya aktarması çok kolay gibi özellikleri de var. Ya da Huawei'nin cloud sistemi var. Dosyalarınızı orada yedekleyebiliyorsunuz. Anında tüm cihazlardaki dosyalara tek bir cihaza ulaşabiliyorsunuz. Güzel özellikleri var. Yani Huawei'yi bir göz atın derim mutlaka. Bir bakın. Genel olarak ekosistem olarak sundukları çok tatlı, güzel yani. Fiyatı nasıl derseniz 22.500 TL'den şu an Huawei'nin sitesinde başlıyor. Tabii farklı avantajları da var. Hediyeler olabiliyor, indirimler olabiliyor. Bendeki modelde 34.999 TL. Yani en üst versiyonu bu alabileceğiniz. Böyle bir fiyat skalası da var. Yani fiyatının hakkını bir noktada veriyor. Çünkü gerçekten kaliteli bir hissiyatı var. İyi bilgisayarlar. Onun dışında 65 wattlık bir şarj aletiyle geliyor bu sistem. Tabii taşınabilirlik de önemli çünkü hafif dedik, 16 inç dedik kendisine göre. Adaptörü gayet küçük ve 65 watt. Çok hızlı şarj oluyor arkadaşlar. Bir 15 dakika yemek arası ver, bir yarım saat yemek arası ver. Zaten bayağı bir şarj oluyor. Hızlı şarj oluyor. 65 watt çok iyi. O açıdan da şarj performansı olarak da gayet iyi. Eğer bir laptop alma arifesindeyseniz mutlaka değerlendirin. D16 serisi güzel. Fiyat performansı iyi. Tatlı bir seri arkadaşlar. Evet, video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin tabii ki. Kanala abone değilseniz abone olun. Devamı gelecektir mutlaka. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.